Evet arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, bu çalışmamıza geçmeden önce size üç önemli konuda bir duyuru yapmak istiyorum. Üç yeni kampanyamız var arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci kampanyamız arkadaşlar, tohum gönder. Yani orkide tohumunu kastediyoruz tabii burada. Eğer elinizde yani standart olmayan türlü var. Yani mesela beyaz bir orkide değilse, renkli bir orkide ise. Ama ilk başlarda beyazı da kabul edebiliriz. Sonuç olarak şimdi biraz anlatacağım üzere burada belli bir beklentimiz var bu çalışmalardan. Elinizdeki arkadaşlar orkidelerin tohum kapsüllerini bize göndererek karşılığında bir kavanoz dolusu kendi tohumlarınızın çimlenmiş halini alabilirsiniz arkadaşlar. Yani ne yapıyorsunuz? Diyelim ki bir orkideniz var. Orkidenize tohum yaptırdınız ama çimlendirme, kendinizin çimlendirme imkanı yok. Veya yapamayacağınızı düşünüyorsunuz veya imkanlarınız müsait değil. Bu durumda tohum kapsülünüzü, zaten biliyorsunuz tohum kapsüllerinin arkadaşlar dayanma süresi normal oda şartlarında 6 haftadır. Yani 6 hafta, hadi bilemedin 8 hafta sonra tohumlar artık çimlenmez. Yani ölürler. Derin dondurucuda saklamanız lazım eğer daha uzun süre saklayacaksanız. Bu bilgileri de verdikten sonra eğer dediğim gibi tohumlarınızı kendinizin çimlendirme imkanınız yoksa orkide tohumlarınızı bize gönderiyorsunuz. Biz de size arkadaşlar karşılığında bakın bunun gibi yaklaşık bunun üstünde herhalde 50-60 tane belki 100'e yakın orkide var. Şöyle bir kavanoz dolusu kendi tohumunuzdan çimlenmiş orkide fidesini size geri gönderiyoruz. Hem de ücretsiz olarak. Bizim buradaki çıkarımız ne? Faydamız ne? Arkadaşlar biliyorsunuz biz de bu orkidenin üzerine çalışma yapıyoruz sürekli. Dolayısıyla bizim sürekli yeni tohumlara, çeşitli tohumlara ihtiyacımız var. Bu bir efendim kavanozunu size gönderiyoruz. Kalan tohumlar bizde kalıyor. Biz onu kendi çalışmalarımızda kullanıyoruz. Bu birinci kampanyamız. Bir de bu çalışmamızın bir özelliği arkadaşlar şu, her şeyi kabul etmiyoruz arkadaşlar. Her orkide kapsülünü kabul etmiyoruz veya etmeyeceğiz. İlk başta edebiliriz çalışmaya çünkü başlamak açısından. Ama örneğin çok standart türleri kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Elinizdeki orkidenizin bize fotoğrafını göndereceksiniz. Polenini aldığınız, tozlaştırma yaptığınız orkidenin fotoğrafıyla beraber bize ileteceksiniz. Biz de bakacağız, diyeceğiz ki evet biz bu çalışmayı şey yapabiliriz, bunu kampanyaya sokabiliriz diyeceğiz. Ve o zaman tohum kapsülünü bize gönderebilirsiniz. Çünkü neden? Çünkü piyasada arkadaşlar, yani piyasadaki orkidelerin %90'ı beyaz. Herkes bize beyaz orkide gönderirse bu çalışmayın bir manası kalmaz. O yüzden farklı tohumları elde etmeye çalıştığımız için çok standart türlü bu kampanya sokmayacağız. Evet. İkinci kampanyamız daha farklı bir şey arkadaşlar. Burada da bir tohum bankası kuruyoruz. Yani bu tohum bankasını niçin kuruyoruz? Şimdi herkesin evinde değişik orkideler var. Ama mesela bu orkideler genelde biliyorsunuz piyasadan temin edilebilen ve genel standart türler. Yani beyaz, sarı, pembe vesaire o tür şeyler. Ama aslında orkidelerin arkadaşlar çaprazlandıkça, yani varyantları geliştirdikçe, parentlerin atalarına doğru derinlik kazandıkça daha güzel, daha farklı renklerin çıkma ihtimali çok daha fazla. Veya başkalarında çok daha farklı orkideler de olabilir. Bu şimdi tohum bankası biz ne yapmak istiyoruz? İnsanların arasındaki tohum alışverişini sağlayacağız arkadaşlar, orkide tohumlarını. Yani diyelim ki bir orkide tohumunuz var. Orkide kapsülünden bir kapsülü gönderebilirsiniz veya bir miktar tohum gönderebilirsiniz.
Ama göndereceğiniz tohuma göre karşılığında belli bir miktar farklı renk veya renklerde orkide tohumu alacaksınız. Yani örneğin işte sizde bir tane örnek olsun da söylüyorum. Efendim pembe orkideniz var. Pembe orkidenizin tohum kapsülünü işte yaptınız. İşte 3 tane 5 tane tohum kapsülü elde ettiniz. Bir tanesini bizimle paylaşmaya karar verdiniz. O tohum kapsülünü, olgunlaşmış tohum kapsülünden bahsediyorum tabii. Bize gönderiyorsunuz. Karşılığında biz de size farklı renklere ait tohumlar gönderiyoruz. Ama bu çalışmış şeyde arkadaşlar tohumu bize gönderirken orkidenizin mutlaka efendim tohumun yetiştiği orkidenin rengini yani orkidenizin rengini ve polenini aldığınız yani tozlaştırma yaptığınız poleni aldığınız orkidenin fotoğrafını bize iletiyorsunuz. Böylece biz de bunları sınıflandırabiliyoruz. Yani yoksa siz bize pembe orkide gönderirsiniz, biz de size geri pembe orkide göndeririz. Hiç manası olmaz. Evet. Arkadaşlar bir de üçüncü bir kampanyamız var. Bunu da duymuş olalım. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz orkidelerde çiçeklenme sonrası çiçek dalı kalıyor. Şimdi normalde bu çiçek dalı bir boğum aşağıdan kesilebilir. Çok da fazla dip aşağıdan kesmemekte fayda var aslında bakacak olursanız. Çünkü neden? Çünkü orkideler bu dalları tekrar kullanıyorlar arkadaşlar. Yani o dal bir defalık değil, bir daha bir sonraki çiçek açma döneminde ki bu çiçek açma döneminde periyodunu da arasını da sıklaştırıyor. Örneğin hazır dal varsa orkide hemen daha kısa bir süre içerisinde çiçeklenmeye gidebiliyor. Ama yoksa tekrar sıfırdan aşağıdan dal çıkartacak filan. Uzun bir iş. O yüzden aslında dalların, yani çiçek dallarının tamamen kesilmesi tavsiye edilmez. Ama bu kampanyaya, bu çalışmaya özel olarak eğer orkidelerinizin çiçek dallarını bize gönderirseniz gönderdiğiniz orkidenin size klonlarını üretebiliyoruz arkadaşlar. Yani örneğin çok nadir bir şeyiniz var, orkideniz var. Bu orkideden ya 2 tane, 3 tane, 5 tane daha olsa daha iyi olur diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Dalından bize o zaman dalını feda ediyorsunuz. Yani çiçeklenme sonrası dalını kesiyorsunuz birkaç boğum aşağıdan. Bir pet şişenin içerisine koyuyorsunuz. İçine çok az birkaç damla su koyuyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. O pet şişeyle birlikte bize gönderiyorsunuz arkadaşlar. Tabii orkidenizi fotoğraflarıyla birlikte. Biz de ne yapıyoruz? O şeyden, oradaki sürgünlerden orkideyi tekrar üretip, klonlayıp size istediğiniz sayıda 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 bin orkideyi üretip geri gönderiyoruz. Ama tabii bunu belli bir ücret karşılığı yapıyoruz. Parasal konular için, yani duygusal konular için yazışabiliriz arkadaşlar. Ama böyle bir imkanımız olduğunu bilin. Evet, bu da üçüncü kampanyamızda. Böylece işte bunu duymuş olduk. Evet, bu videoda arkadaşlar bu kampanyayı duyurmak istedim. Umarım ilginizi çeker. Eğer katılmak isterseniz lütfen bizimle irtibat kurun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.